Bu videoda Yunan alfabesinde alfa ile gösterilen anlamlılık seviyelerinden bahsetmek istiyorum. Belirleyeceğiniz farklı anlamlılık seviyeleri ile elde edeceğiniz farklı sonuçlardan ve anlamlılık seviyelerinin bir testten önce yani araştırmayı yapmadan belirlenmesinin p değerlerinin hesaplanmasının etik açıdan neden önemli olduğundan da bahsedeceğim. Bize bu konuda yardımcı olması için hemen bir soru görüntüleyelim. Evet. Salim yazı tura atmak yerine parayı kendi ekseni etrafında döndürmenin paranın tura gelme ihtimalini %50'nin üzerine çıkardığını duymuş. Bu eğer doğruysa gerçekten de çok etkileyici bir keşif, değil mi? Neyse. Farklı 10 tane parayı 10 defa döndürerek bunu test etmiş. Kısacası toplam olarak 100 tane dönüş söz konusu. Kullandığı hipotezler Sıfır hipotezi parayı döndürmekle yazı tura atmanın farklı olmadığını, yani tura gelme olasılığının hala %50 olduğunu savunuyor. Karşıt hipotezi ise parayı döndürdüğümüzde gelen tura oranının %50'den daha büyük olduğu yönünde. Buradaki P, paranın tura geldiği dönüşlerin gerçek oranıymış. Yaptığı 100 dönüşte para 59 defa tura gelmiş. Salim, P eşittir 59 bölü 100 eşittir 0,59 istatistiğinin. Bu örneklem oranı oluyor. Evet, Salim bunun P değerinin yaklaşık olarak 0,036 olarak hesaplamış. Peki, bu senaryoya göre salim p değerini testten önce, eğer 0,05 olarak belirlemiş olsaydı, ne olurdu dersiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bu durumda ne olacağını düşünün ve hatta düşünmeye başlamışken anlamlılık seviyesinin 0,01 olmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını da düşünün. Hadi bakalım. İsterseniz önce P değerinin ne olduğunu hatırlayalım. P değeri sıfır hipotezinin doğru olduğu durumda en az bu kadar büyük olan bir örneklem oranı elde etmenin olasılığıdır ve eğer bu değer belirli bir eşik değerinin yani anlamlılık seviyemizin altındaysa sıfır hipotezini reddederiz. Bu durumda P değerimizin alfadan yani 0,05'ten küçük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de sıfır hipotezini reddederiz. Evet sıfır hipotezini reddederiz. Sıfır hipotezini reddetmek günlük konuşma dilinde parayı döndürdüğümüzde tura gelmesi gerçek oranının %50 olduğu ifadesini reddetmek anlamına gelir. Sıfır hipotezini reddettiğimizde ise karşı hipotezi öneririz. Yani paranın tura geldiği dönüşlerin gerçek oranının %50'den büyük olduğunu. Peki ya anlamlılık seviyemizin daha küçük olduğu bu durum. Bu durumda p değerimiz yani sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımız durumda bu örneklem istatistiğini elde etmemizin olasılığı belirlenmiş eşik değeri yani anlamlılık seviyesinden büyük. Sonuç olarak sıfır hipotezini reddetmeyiz, yani buradaki ifadeyi reddedemez ve karşıt hipotezi de öneremeyiz. Anlamlılık seviyesindeki değişikliğin elde ettiğimiz sonuçlar üzerindeki etkisi yüzünden bu değerlerin testlerden önce belirlenmesi gerekir. Demek istediğim bir araştırmacı olarak ilgi çekici bir sonuç elde etmek istersiniz öyle değil mi? Yani bu insan doğasında olan bir şey yeni bir şey keşfetmiş olmak, arkadaşlarınıza statikoyu değiştirdiğinizi, farklı bir sonuç elde ettiğinizi yani karşı hipotezi önerdiğinizi söylemek son derece havalıdır. Bu yüzden de testten önce p değerlerini belirleyip sıfır hipotezini reddedecek kadar yüksek olmasını sağlamak bir araştırmacı için her ne kadar çekici olsa da etik açıdan son derece yanlıştır. Önümüzdeki videolarda anlamlılık seviyelerini önceden belirlerken eşiğin nerede olduğuna, yani ne zaman 0,01 ya da 0,05 olacağına nasıl karar vereceğimizden bahsedeceğiz.